eski Türkiye'nin en köklü sanayi bölgelerinden birinden vizyoner bir başkanla ve gerçekten vizyoner bir yönetimle birlikte çok çeşitli projelere imza atma imkanı oldu. 20 yıllık bir meslek hayatın içinde neredeyse 2 yılda bir değişik konularda yine ama işletme geliştirme, sanayi ve bölge geliştirmekle ilgili çeşitli projelerde yer alma, çeşitli networklerde yer alma ve deneyimleme imkanım oldu. Bu anlamda çok keyifle çalışan, fıtratıyla işi örtüşen, hani vardır ya, bir yandan sevdiğim şeyleri yapıyorum, bir yandan para kazanıyorum duygusu yaşayan şanslı insanlardanım ben. Bu da belki belli bir verimliliği getirdi. Tabii ki yoğun ve hararetle de çalıştım yine yapım gereği. Tabii ki Ostim'de çok çalışkan bir sanayi bölgesi biliyorsunuz. Burada birkaç yıl önce yine konuk olmuştuk koordinatör arkadaşlarımla birlikte. Yani tasarım ve teknoloji biraz sizin bilim dalınızın dışında gibi gözüküyormuş gibi. Ama bence hiç dışında gözükmüyor. Her bilim dalının içinde tasarım ve teknoloji olmak mecburiyetinde. Çünkü bizim hayatımız şu anda teknolojinin bize götürdüğü yerde başarılı. Eğer teknoloji kullanmazsak hayatımızı çok başarılı görmüyorum açıkçası. Bunun yanında tasarım başka bir şey. Tasarım biraz da böyle benim size anlattığım mesleğim gibi ürünleri tasarla, al kalemi çiz, harika şeyler yarat falan da değil. Tasarım hayat. Her şey tasarım çünkü. Evinizden çıktıktan okula gelene kadar yaptığınız o süreç, otobüse bindim, indim, oradan geldim, şuradan yürüdüm, o da tasarım. Yani o kadar indirgeyebilirim tasarımı, ne kadar hayatımıza dağıldı bir ilgili olarak. Şöyle, yani çok basit bir şey var. İki tane beynimizin iki tarafı var. Bir, teknoloji tarafı, yani hayatın verimli ve kaliteli olmasını sağlayan. Bir de tasarım tarafı var. Kullanışlı ve estetik olması lazım. Birbirimizin estetik kaygıları da var. Kullanım ve verim ve kalite kaygıları da var. Ve biz hayatımızda yürütürken bu çarkı, bunların hepsini bir şekilde katıyoruz. Katmak da mecburiyetim değil. Bu var, 350 okul markasına hizmet veriyorum ve platform artık dünyaya da açılabilecek bir hale geldi. Şimdi bu girişim yolculuğu üzerinden biraz daha sizlere hem de kendi hayatımda anlatmaya çalışacağım. Şimdi yıkıcı inovasyon sözünü çok duyuyorsunuzdur değil mi? Son zamanlarda işte bu teknoloji ne kadar kötü bir şey, çok yıkıcı, insanlar işsiz kalacak. Arkadaşlar, yıkıcı olan teknoloji değil. Teknoloji aynı hocamın anlattığı gibi insanın doğaya üstünlük kurma meselesidir. Üstünlük kurdukça rahat edersiniz, refah içinde yaşarsınız. Ama bizdeki sorun ne? Yıkıcı olan teknolojinin getirdiği dönüşüme eğitimin ayak uyduramaması. İşte o yüzden ben bir eğitim girişimcisiyim. O yüzden eğitimin bu hale ayak uydurması için savaşıyorum.